İslam dininin ilme bakış açısı ve ilk İslam bilim adamları. İslam dininin tebliğinden sonra Peygamber Efendimizin işaret ve teşvikleriyle dini ilimlerin yanında fen ve matematik gibi müsbet ilimlere de büyük önem verilmiştir. İslam dünyasında özellikle sistemli ve etkili çalışmaların Abbasi halifesi Harun Reşit devrinde hız kazandığı söylenebilir. İslam aleminde yetişen ve bütün dünyayı etkileyen meşhur İslam alimleri de bu devirde ortaya çıkmaya başlamış ve bilime çok büyük katkılar sağlamıştır. Şimdi bu isimlerin birkaçını sizinle paylaşmak istiyoruz. Cabir bin Hayyan. Cabir bin Hayyan birçok bilim adamı tarafından modern kimyanın kurucusu olarak kabul edilir. Bir eczacının oğlu olan Cabir'in kimyaya en büyük katkıları arasında metallerin yapısı konusundaki tespitleri yer almaktadır. Bunlar çok az değişiklikle modern kimyanın başlangıcı sayılan 18. yüzyıla kadar ulaşmıştır. Türkiye'nin Savaşçı Ruhu, Savaşçı Türk kanalına hoş geldiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı, videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin Savaşçı Ruhu, Savaşçı Türk kanalı. Harezmi, yapmış olduğu seyahatler, incelemeler ve tercümelerle Harezmi, matematik ilmini halka anlatabilecek durumda düzenleyerek cebir ilmini kurmuştur. Ayrıca dünya sıfır rakamını ilk defa Harezmi'nin Kitab-ül Muhtasar fi Hisab-ı Cebr ve Mukabele kitabıyla tanımıştır. Farabi, antik felsefenin en büyük otoritesi kabul edilip Muallimül Evvel yani birinci öğretmen adıyla anılan Aristoteles'ten sonra felsefe ve çeşitli bilimlerdeki bilgisinin ve görüşlerinin derinliği sebebiyle Muallimüs Sani yani ikinci öğretmen unvanını almıştır. Farabi ilimleri sınıflandırmıştır. Hava ve ses titreşim sistemini bulmuştur. Muallim Sani olarak bilinir. İslam dünyasında pozitif bilimleri başlatan kişidir. Tarihte ilk kez Birleşmiş Milletler fikrini ortaya atan kişidir. Dünyanın ilk modern müzik kitabı Kitab-ı Musiki'yi yazmıştır. Rübab ve Kanun'un son şeklini vermiştir. Farabi, ünlü filozof, bilim adamı, gökbilimci, mantıkçı ve müzisyendir. Aristoteles'in temel eserlerinin birçoğunu Arapçaya yeniden çevirmiş, bu eserlerin daha iyi anlaşılabilmesini sağlayan şerhler yazmıştır. Bu yanıyla hem İslam dünyasında antik felsefenin anlaşılmasını sağlamış hem de Arapçanın bir felsefe dili haline gelmesine büyük katkı yapmıştır. El-Biruni, Gazneli Mahmud'un sarayımın en değerli hazinesi dediği kişidir. Newton'dan önce yer çekiminden bahseden ilk kişidir. Dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü savunan ilk kişidir. Dünyanın çapını hesaplamıştır. Ekvatorun uzunluğunu çok az bir yanılmayla hesaplamıştır. Batı dillerinde Al-Biruni veya Ali Boran olarak da tanınır. Biruni, ilgilendiği başlıca bilim dalları olan matematik, astronomi ve coğrafyanın dışında birçok bilim dalında çığır açıcı araştırma ve incelemeler yapmıştır. Biruni'nin eserlerini tetkik eden bütün bilim adamları, tarihçiler, onun ilim ve kültür dünyasına katkısını göz ardı etmemişler. Yaşadığı 11. asra Biruni asrı demekten de kendilerini alamamışlardır. El-Biruni'nin eserlerinin sayısı 180 civarındadır. 70 adet astronomi ve 20 adet de matematik kitabı bulunmaktadır. Tıp, biyoloji, bitkiler, madenler, hayvanlar ve yararlı otlar üzerinde bir dizin oluşmuştur. Ancak bu eserlerden sadece 27'si günümüze kadar gelebilmiştir. İbn Sina, Fars kökenli tıp adamı, fizikçi, yazar, filozof ve alimdir. Çalışmalarıyla Hipokrat ve Galen şöhretini gölgede bırakan İbn Sina, tabiplerin üstadı olarak kabul edilmektedir. En önemli eser olan El-Kanun fit-tıb Avrupa'da 600 sene kaynak kitap olarak okutulmuştur. Dünyada ilk mide ameliyatı gerçekleştiren kişidir. Farmakolojinin kurucusu kabul edilir. Tıbbın hükümdarı olarak anılmıştır. Dünyada büyük izler bırakmış Türkistan alemi.
eserleri Avrupa'da ders kitabı olarak okutulan alimdir. İbn Sina, Özbekistan'ın Buhara yakınlarındaki Afşana köyünde dünyaya gelmiş ve İran'ın Hamedan şehrinde vefat etmiştir. Tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kitap yazmıştır. Batılılarca Orta Çağ modern biliminin kurucusu, hekimlerin önderi olarak bilinir ve Büyük Üstad ismiyle tanınır. Tıp alanında 7 asır boyunca temel kaynak eser olarak süregelen El Kanun Fit Tıp, yani Tıbbın Kanunu adlı kitabıyla ünlenmiş ve bu kitap Avrupa üniversitelerinde 17. asrın ortalarına kadar tıp biliminde temel eser olarak okutulmuştur. Cezeri, dünya tarihinde bilgisayarın temeli olan sibernetiğin kurucusu olarak tanınır. Bilindiği üzere sibernetik haberleşme, kontrol, denge kurma ve ayarlama ilimdir. Bu ilim gerek insanlarda gerekse makinalarda karşılıklı bilgi alışverişi, kontrol ve denge durumunu incelemekte ve bu sistemi geliştirmeye çalışmaktadır. Bu ilmin gelişmesiyle bugün elektronik beyinler ve otomasyon denilen sistemler ortaya çıkmıştır. Ulubey. Ulubey'e Batılı bilim adamları 15. asrın astronomu ünvanını vermişlerdir. Ayrıca Milletler Arası Astronomi Derneği tarafından ayın görünen yüzeyindeki bir bölgeye Ulubey krateri adı verilmiştir. Bu müstesna alim, matematikçi, astronom, edip ve şair olmasının yanı sıra Kur'an-ı Kerim'i 7 kıraat üzere okuyacak kadar kıraat ilmine sahip bir şahsiyettir. Ömer Hayyam. Ömer Hayyam, İranlı şair, filozof, matematikçi ve astronomdur. Ömer Hayyam, birçok bilim insanınca batıni ve mutezile anlayışlarına dahil görülür. Evreni anlamak için içinde yetiştiği İslam kültüründeki hakim anlayıştan ayrılmış, kendi içinde yaptığı akıl yürütmeleri eşine az rastlanır bir edebi başarıyla dörtlükler halinde dışa aktarmıştır. İbn Zühr, fıkıh, edebiyat ve diğer din ilimlerini yanı sıra tıp eğitimi aldı, yazdığı eserler Avrupa'da asırlarca ders kitabı olarak okutuldu. İbn Rüşd, Batı'da Latince Averroes ismiyle bilinir. Arap felsefeci, hekim, fıkıhçı, matematikçidir. Kurtuba'da doğdu ve Marakaş, Fas'ta öldü. İslam dünyasındaki akılcı filozoflardan biriydi. İbn Arabi, ünlü İslam düşünürü, mutasavvıf, şair ve yazar, Şeyhül Ekber unvanıyla da bilinir. Varlık birliği yani vahdet-i vücut öğretisinin en önemli temsilcilerinin başında gelmektedir. İbn Batuta, Batuta diye bilinen seyahatnamenin yazarıdır. İbn Batuta, 1325'te Mekke'ye hacca giden zengin, faslı bir Müslümandı. Bu esnada yaşadığı maceralar onu daha uzaklara yolculuk etmeye sevk etti. İbn Batuta o dönemde Avrupalılarca çok az bilinen Afrika, Orta Doğu ve Uzak Doğu'ya cesur yolculuklar yaptı. İbn Haldun, modern historiografinin, sosyolojinin ve iktisadın öncülerinden kabul edilen 14. yüzyıl düşünürü, devlet adamı ve tarihçisidir. Köklü bir aileden geldiği için iyi bir eğitim aldı. Tunus ve Fas'ta devlet görevlerinde bulunduktan sonra Kırnata ve Mısır'da çalıştı. Kuzey Afrika'nın o dönem istikrarsız ve entrikalarla dolu siyasal yaşamı 2 yıl hapis yatmasına neden oldu. Bedevi kabilelerini çok iyi tanımasından dolayı aranan bir devlet adamı ve danışman oldu. Mısır'da 6 defa Maliki kadılığı yaptı. Şam'ı işgal eden Timur'la görüşmesi bir fatihle bir bilgenin ilginç buluşması olarak tarihe geçti. Siyasal yaşamdan çekildiği dönemlerde adını tarihe geçiren 7 ciltlik dünya tarihi Kitabül İlber ve onun giriş kitabı olarak düşündüğü mukaddimeyi yazdı. Eseri Arap dünyasında etki yaratmasa da Osmanlı tarih anlayışını derinden etkiledi. Başta Katip Çelebi, Naima ve Ahmet Cevdet Paşa olmak üzere Osmanlı tarihçileri Osmanlı Devleti'nin yükselişi ve çöküşünü pek çok defa onun teorileriyle analiz etti. Arap dünyasında keşfedilmesi ancak Arap milliyetçiliğinin gelişmeye başlamasıyla oldu. 19. yüzyıldan itibaren ise Avrupalı tarihçiler tarafından keşfedildi ve eserleri büyük takdir gördü. Piri Reis, Osmanlı Türk'ü, denizci, kartograftır. Asıl adı Muhyiddin Piri Bey'dir.
Amerika'yı gösteren meşhur haritası ve Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınmıştır. Katip Çelebi. Katip Çelebi, tarih, coğrafya, bibliografya ve biyografya ile ilgili çalışmalar yapmış Türk-Osmanlı alimidir. Dünya bilim edebiyatında en ünlü bilinen eseri, İslam dünyasının en değerli eserlerini içeren 15 bin kitabı ve 10 bin müellifi yani yazarı alfabetik dizin sistemine göre tanıtan Keşfezzu'nun En Esami El-Kutub Vel-Fünun'dur. Ayrıca daha sonra İbrahim Müteferrika tarafından basılan meşhur coğrafya ansiklopedisi Cihan Nüma ile tanınır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna basmayı, videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin savaşçı ruhu, Savaşçı Türk kanalı.